Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ömer Çelik, başta YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine Fenerbahçeli karşınızdayız. Fenerbahçe Zimru'yu deplasmanda 4-0 mağlup etti. Hızlı bir şekilde bir mücadeleye bakacağız. Hemen ardından da daha doğrusu yine mücadele içerisinden bazı örneklerle beraber transfer haberlerini sizlere aktaracağım. Çünkü bazı yeni gelişmeler de var. Onları da sizlere belirtmiş olalım. Her zamanki bir videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Belki bu video biraz daha diğerlerine göre daha da kısa olabilir diyerek başlayalım. Şimdi şöyle bir durum vardı. Biraz maçla ilgili notlar çıkardım. Crespo'ya değinmek gerekiyor ki Crespo zaten şu anda Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmeyen, yenileme teklifini kabul etmeyen oyunculardan oyuncuydu. Bugünkü mücadelede zaten bir sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ben Crespo'nun performansını şu anda yeterli seviyede bulmadım. O yüzden de aslında maçın devresine bir tweet attım. Şimdi Fenerbahçe mücadeleye, ilk başta Kadıköy'deki mücadeleye Fenerbahçe 4-3-3'te başlamıştı ve 5-0'lık bir galibiyet almıştı. Bugünkü mücadele ise Fenerbahçe 4-2-3-1'i tercih etti. Eğer şimdi 4-2-3-1 oynuyorsanız 4-2-3-1'in ikili orta sahasının çok iyi 2-6 numaradan oluşması lazım ki bu 6 numaradan birisinin 8 numarayı da başarılı bir şekilde oynuyor olması lazım. Ama eğer 4-3 oynuyorsanız burada 1-6 numara, 2-8 numara gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe 8 numaralardan birisinin Szymański olacağını eğer varsayarsak bu takımın kesinlikle 1-6 ve 1-8 numara gerekiyor. Evet, İsmail Yüksek iyi bir performans sergiledi. Kesinlikle katılıyorum buna. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın oyuna girmesiyle beraber şöyle bir durum artık göze çarpmaya başladı. Mert Hakan Yandaş sürekli olarak rakip savunmanın dengesini bozan, bu hat kıran koşu dediğimiz koşular vardı. Onları yapan bir role büründü ve hatta ceza sahası içerisinde çok fazla girmeye çalıştı Mert Hakan. O yüzden de rakibin dengesinin bozulduğunu söyleyebiliriz. İsmail Mert Hakan'ın bu koşularıyla beraber biraz daha arka tarafta daha rahat top alıp daha rahat top servisi yapmaya başladı. Pas servisi yapmaya başladı ki bu da İsmail'in performansını öne çıkartan önemli noktalardan birisiydi. İsmail Fenerbahçe'de iyi bir 6 numara evet olur. Hatta Ferdi yazarsın, İsmail yazarsın. Olası bir Cengiz Ünder transferiyle beraber 3 yerliği tamamlayabilirsin. Fakat Fenerbahçe eğer 3 kulvarda da başarılı bir şekilde devam etmek istiyorsa oraya kesinlikle bir 6 numara transferi şart. Bir 8 numara transferi şart. O yüzden de zaten Fenerbahçe Kulinic için görüşmeleri sürdürüyor. Aynı zamanda Dominguez'le de görüşmeleri sürdürüyor. Takip eden arkadaşlar biliyorlar ki zaten sürekli olarak Fenerbahçe'nin son zamanlarda bir İtalya çıkarması yaptığını, bu transfer çıkarmasında başarılı bir şekilde sonuçlanmak üzere olduğunu bazı noktalarda sizlere söylemiştim ki zaten ilki Mert Müldür oldu. Mert Müldür'ün gelişi hemen arkasından da artık Dominguez, Kulinic, belki de bir Lecce'de forma giyen Hument ismiyle beraber Fenerbahçe'de yeni transfer gelişmelerini de sizlere aktarabiliriz. Mücadeleye bakacağız şimdi. Yeniden mücadeleye dönüyorum. Batshuayi'nin notunu almışım buraya. Şimdi Batshuayi aslında atletizmle beraber Fenerbahçe'de fark oluşturan oyunculardan birisi. Bir soru gelmişti bana abi. Eğer Batshuayi ayrılırsa Dzeko'nun yerine, daha doğrusu Dzeko'yu yedeklemek için Dzeko tarzı bir oyuncu mu gerekiyor yoksa yine Batshuayi tarzında mı? Kesinlikle Batshuayi tarzında ki ben Batshuayi'nin takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Dzeko bir bağlantı oyuncusu. Yani o bağlantıyı oyun kurulumunda çok iyi sağlayan bir oyuncu. Fakat Dzeko'nun fiziki gücü de tabii ki 90 dakika, her maç 90 dakikaya kaldırmayacak. O yüzden Batshuayi gibi atlet oyuncuların, rakibi yıpratan oyuncuların sürekli olarak forma şansı bulacağını ki düşünüyorum İsmail Hoca'nın oyunda. O yüzden ben Batshuayi'nin bugünkü performansını da çok değerli buluyorum. Joshua King mesela mücadelenin bazı dakikalarında çok iyi oynayan, bazı dakikalarında oyundan düşen bir oyuncu. O yüzden sadece King'in tek maç üzerinden değerlendirmemek lazım. Geçtiğimiz sezonda mesela bakıyoruz, sakatlıktan döndükten sonra bir iyi, bir kötü, bir iyi, bir kötü devam etti. Fenerbahçe o yüzden oraya biraz daha performansı sürekli olarak 7'de, 8'de kalan, hiç 5'e 6 inmeyen oyuncularla devam etmesi gerekiyor. Bu Ryan Kent olabilir, Ekambi olabilir, Cengiz olabilir belki, bu Tadic'le kanat değiştirmelerine göre söylüyorum Cengiz örneğinde. Ama Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuna da kesinlikle ihtiyacı var. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, Cengiz diyorum özür dilerim. Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King biraz da çizgiye basarak oynadılar. O yüzden Ferdi'nin de bazı noktalarda ileri çıkmasında sorun yaşadı. Diğer tarafta İrfan Can Kahveci'nin sürekli olarak topla beraber içeri kat etmesi o sayının boşluklar bulmasını sağladı. Aslında Joshua King de biraz topla beraber içeri kat etse arka tarafa Ferdi Kadıoğlu'nun koşulları çok değerli olacak ama Joshua King biraz daha çizgi oyuncusuna döndüğü için bu maçta bazı noktalarda sorun yaşadığını söylemem gerekiyor. Şimdi transfer konusuna hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Cengiz dedik, Ekambi dedik. Tete konusu şu anda Fenerbahçe'de biraz olumsuza yakın. Çünkü Fenerbahçe Tete için aslında biraz daha Cengiz konusunu belirlemeye çalışıyor. Ondan sonra Tete tarafına doğru gidecek ama şu anda Tete için Fenerbahçe kulübüne giden herhangi bir olumlu yanıt yok. Aynı şekilde Tete'den de Fenerbahçe'ye giren olumlu bir yanıt yok. Şu anda görüşmeler nötr bir şekilde devam ediyor orada.
Onun dışında Tete ile Fenerbahçe evet anlaşma sağladı ve Tete'yi cepte bekletiyor Fenerbahçe. Lyon'la da çok düşük bir bonservis miktarı konusunda görüşmeler devam ediyordu bildiğimiz kadarıyla. Orada da herhalde anlaşmaya yakın iki kulüp. Ama şu anda Fenerbahçe'nin ana gündemi Cengiz. Cengiz'le ilgili durum şu. Biliyorsunuz ki sürekli olarak Fenerbahçe'nin Cengiz için Marsilya'ya 10 milyon euro civarında bir teklifte bulundu. Fakat bu rakam üstüne çıkmadığını belirtmiştik. Artık şunu söyleyebiliriz ki Fenerbahçe Cengiz için 10 milyon euro'nun üzerine çıktı. Belli bir miktarda da anlaşma sağlandı kulüpler arasında ama bu ödeme konusu sürekli olarak problem çıkardı. Çünkü Marsilya Fenerbahçe'den 15 milyon euro yakın bir ücret istiyor. Fenerbahçe'nin çıktığı rakam da bu seviyede. Ama Fenerbahçe bu rakamı taksitler halinde ödemek istediği için bu süreç biraz uzadı. Marsilya ise direkt parayı nakit eline almak istiyor. Fenerbahçe bunu vermiyor. O yüzden görüşmeler tıkandı ama ben bunu sürekli belirtiyorum. Cengiz'le ilgili mesela ben bu videoyu çekerken henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Belki de yayınladığım sürede Cengiz'le ilgili bir resmi açıklama gelebilir. Ben Cengiz'in Fenerbahçe forması giymesinin olasılığını yüksek olarak görüyorum. İşte sosyal medyada görüyoruz ya Cengiz Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor. Cengiz 5 büyük ligin birisini oynamak istiyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle bir durum yok. Cengiz Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Hiçbir sıkıntı yok. Marsilya'da da artık 10 milyon euro'nun üzerine çıktı Fenerbahçe. Ben yakın zamanda da bu transfer görüşmesinin sonlanmasını bekliyorum. Şöyle bir durum var. Bu transferin bitmesi tamamen yönetimin elinde. Yani yönetim elindeki bütçeye göre tabii ki bunun altını çizmek gerekiyor. Cengiz'e o yük miktarda bir para verirse, bir anda verirse, nakit olarak verirse, taksite bölmeden verirse Cengiz yarın hop İstanbul'a inebilecek bir oyuncu. O seviyede yani görüşmeler. Onun dışında Dominguez konusunda Dominguez var, Kulinic var, Hulment isimler var. Şimdi Hulment'i bir kenara bırakıyorum biraz zor bir transfer diye. Fenerbahçe hem Dominguez hem de Kulinic için görüşmelerini sürdürüyor. Kulinic bildiğimiz kadarıyla Fenerbahçe'ye oldukça sıcak. O konuda herhangi bir sıkıntı yok ama Milan'ın istediği bonservis miktarı 10 milyon euro civarında. Yani o rakamlarda istiyor. Fenerbahçe bu rakamı 4-5 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Eğer Fenerbahçe bu rakamı aşağı indirebilirse Kulinic ve Dominguez ikilisinin transferi yapılmak istiyor. Evet sosyal medyada ben de görüyorum çok fazla. Abi Fenerbahçe bir orta sahalık bitecek çünkü Mihazatis geldi. Öyle bir durum yok. Fenerbahçe çift orta saha 1-6-1-8 almak istiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tottenham'dan Bissouma iddiası vardı. Bissouma gelecek yıl Tottenham'da kalma ihtimali. Çok yüksek bir olan bir oyuncu. Endombele iddiası vardı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'da devrede ama Fenerbahçe'nin şu anda daha çok Dominguez ve Kulinic üzerinden transfer çalışmalarını yürüttüğünü söyleyebiliriz. Onun dışında herhalde hızlı bir şekilde tekrardan notlarıma bir bakayım ki üzerinden atladığımız, gözden kaçırdığımız herhangi bir konu olmasın. Livakovic konusu mesela bak aklıma geldi. Liva ile ilgili durumda yine Cengiz'de olduğu gibi tamamen yönetiminde olan bir durum. İspanya'dan tekliflerin geldiği söyleniyor ki bu önemli bir durum. Çünkü oyuncu hep İspanya tarafına gitmek istiyordu. İngiltere tarafına gitmek istiyordu. Eğer Fenerbahçe hızlı bir şekilde transfer ederse bir problem olmayacak. Daha doğrusu kulübün istediği 10 milyon euroya Fenerbahçe direkt verirse Livakovic yarın İstanbul'a gelir. Ama Fenerbahçe 7 milyon euro civarında bir rakam verdiği için biraz daha şu an süreç beklemedi. Fenerbahçe Navas'la da ilgileniyor. Herhangi bir aksilik olmasına karşı. Ama bu süreç öyle bir süreç ki Fenerbahçe yabancı kaleciyle görüşüyor. Ama bir bakarsınız ileriye Ekambi, Cengiz transfer yapılmış. İki transfer. Hemen orta sahaya Dominguez ve hangi oyuncudan bahsediyordum? İsmini karıştırdım kusura bakmayın. Kulinic transferi. Dominguez de Kulinic de geldi. 2-2 toplam 4 transfer yaptı. Şimdi bu 4 transferin 3'ü yabancı. O zaman yerli kaleciye dönme ihtimali var Fenerbahçe'nin. Yani o yüzden bu süreçte biraz uzun bir süreç. Ayın 15'ine kadar da bulacak ki bu da Zagreb'in Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından dolayı diyerek videoyu da yine çok da fazla uzun yapmadan bitirelim. Fenerbahçe Kulinic konusunda ciddi mesafe kat etti. Oyuncuyla kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder için Fenerbahçe zaten Cengiz'le anlaşma sağladı. Marsilya'ya da ödeme rakamı olarak 10 milyon euro'nun üzerine çıktı Fenerbahçe. Orada da artık transferin ben yakın zamanda bitme ihtimali yüksek olarak görüyorum. Dominguez konusu Fenerbahçe 9 milyon euro teklif etti. Oyuncu biraz düşünmek için süre istedi. Aynı zamanda kulüp de biraz Fenerbahçe'nin bu rakamı yukarı çekmesini istiyor. Genel olarak Fenerbahçe'nin Ekambi konusunda Ekambi ile zaten Fenerbahçe anlaştı. Ama yakın zamanda biraz Ekambi'yi bekletiyor yani. Fenerbahçe biraz Cengiz tarafına gittiği için. Yakın zamanda bu 4 transferin ben en az ikisinin biteceğini düşünüyorum diyerek videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.